2 depreminde merkez üssü Kahramanmaraş, değerli izleyenler. Muhabir arkadaşımız Ceyda Muslu'nun yanında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör var ve şehir genelinde çalışmalar nedir, detaylarda neler var, hepsini onlar konuşacak. Kahramanmaraş'ta bu kez Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'le birlikteyiz. 6 ayda şehirde neler yaşandı, bundan sonra neler yapılacak, ayrıntıları konuşacağız. Ben de çok sözü uzatmadan mikrofonu kendisine uzatmak istiyorum. Efendim, öncelikli olarak hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum Ceyda Hanım, hoş bulduk. 6 Şubat tarihinde hatırlanacağı üzere çok büyük bir felaket yaşandı ve merkez üssü de 2 büyük depremin Kahramanmaraş'ta. O günden bugün 6 ayda neler yaşandı? Evet, ifade ettiğiniz gibi asrın felaketinin merkezi Kahramanmaraş. Tabii biz o tarihten itibaren 6 ayı geride bıraktık. Tabii ki zor günler geçirdik ama hamdolsun bugünlere geldik. Burada şunu gördük: Türkiye'nin afetle mücadele kapasitesi ne kadar ileri olduğunu gördük. Milletin, devletin dayanışmasının ne kadar yüksek olduğunu gördük. Hamdolsun bugünlere geldik. Depremin ilk aşamasında geçici barınma merkezleri, işte çadırdan, konteynerden bahsediyorduk ama bugün kalıcı konutlarımızın ne zaman teslim edileceğini konuşuyoruz. Önemli bir aşamaya geldik. Çünkü çok büyük bir çalışma yapılıyor. Kahramanmaraş'ta 82 binin üzerinde kalıcı konut, 30 bin üzerinde de köy evi yapılıyor. Şu an bir kısmı bitmek üzere, bir kısmı işte yarıya gelmiş durumda, bir kısmının temelini atılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız burada bir hedef koydu. Bir yıl içerisinde bu konutların teslimi. Allah'ın izniyle önümüzde 2 yıl konutların büyük bir kısmının teslimi gerçekleşmiş olacak. Öncelikle şehrimizin mikro bölgeleme çalışmaları son aşamaya geldi. Bu şu demek: bizim yeniden bu şehri imar ve ıslah etmemiz için nasıl bir zemine sahibiz, nasıl bir imar planı yapmamız lazım, hangi bölgelerde yapılaşma yapmamız lazım, yapılaşma yapacağımız bölgelerde de kat sığınırımız, yoğunluğumuz ne olsun, bunlar da bize plan altlığı ortaya koyan bir çalışma. Bu çalışma devam ediyor, son aşamaya geldi ve inşallah bunun sonucunda da şehrimizin imar planı ortaya çıkmış olacak. Biz bir taraftan şehrimizin imarını, ıslahını yapmak için büyük bir gayret sarf ederken bir taraftan da Deprem Hafıza Müzesi diye bir müzeyi inşallah bu alanda oluşturmaya çalışıyoruz. Gelecek nesillerimize burada tarihte neler yaşandı, bunları da o Deprem Hafıza Müzesi'nde aktarmak istiyoruz.